Bu benim yatağım arkadaşlar. Ben burada yatıyorum. Ya şu yastık kılıfına bakın ya. İki yastıkla uyuyabiliyorum. Mutlaka masamda fıstık bulunur. Tözlü. Velakum meselem arkadaşlar. Ne biçim saç ya? Tövbe estağfurullah. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün odamı göstereceğim. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugün oda vlogu. Vlog. Ne deniyordu ya? Vlogu. Oda balığı çek. Oda vlogu çekeceğim arkadaşlar. Bu arada dışarıdaki ses ne ya? Tövbe estağfurullah. Ha, makine çalışıyor bu arada dışarıda. Düt düt diye öttü, duydunuz. Annem çamaşır makinesini çalıştırmış. Kıyafetlerimi atmış onu yıkaya. Onun sesi geliyor ama herhalde bitti çünkü düt düt diye öttü. Heh. Evet, dediğim gibi bugün odamı göstereceğim. Odamı çok merak etmişsiniz. Abi nerede yaşıyorsun? Kümeste mi yaşıyorsun? Oğulda mı yaşıyorsun? Bugün odamı göstereceğim. Yalnız bu memleketimdeki evim. Çünkü ben memlekete geldim bayram diye. Ha, annem babamın yanına geldim. Benim siveme ne oldu onu da bilmiyorum. Her neyse, buradaki evimi göstereceğim. Camı kapatayım bari. Neydi can? Şu camı kapatalım. Ay, kafam ağrıdı kız. Odamın kapısı beyaz. Normalde sarı renkti. Muj rengindeydi. Ben tekrardan beyaza boyattım. Niye beyaza boyattım? Çünkü evet, nerede yatıyorum, nerede böyle hı diye uyuyorum onu göstereyim. Bu benim yatağım. Ne kadar çok düzenli değil mi? İnanılmaz düzenli bir yatak. Bu benim yatağım arkadaşlar. Ben burada yatıyorum. Mavi. Normalde çarşafımın rengi sarı rengi. Müjlü renginde. Ama bu çarşafı sevdim çünkü diğeri şu an yıkanıyor. Ya şu yastık kılıfına bakın ya. Ya bu kadın yastığı ya. Annem bunu sermiş yastığıma. Ya bu ne anne, çiçekli böcekli ya. Bana yakışıyor mu benim gibi delikanlı adama ya. Evet, bu o yatağım. Ben iki yastıkla yatıyorum arkadaşlar. Tabii. Çünkü benim midemde ruhsuzluk var. İki yastıkla uyuyabiliyorum. Öyle. Evet, şimdi de masamı göstereyim. Benim masam var he. Evet, bu da benim masam arkadaşlar. Mutlaka masamda fıstık bulunur. Tözlü. Mutlaka, yani her gün fıstık koyarım bunun içine. Asla yapamam yani. Tözlü fıstık olmadan yaşayamam. Hatta bir tane de yiyeyim ya. Tövbe estağfurullah. Mutlaka her gün tuzlu fıstık yerim. Tuzlu fıstık yemeden güne başlayamıyorum. Öyle bir huyum var. Burada bir tane bardağım var. Buzlu. Evet, ben bunu buzdolabına koyuyorum arkadaşlar, bu bardağı. Böylece içine su koyduğum zaman su soğuk oluyor. Tabii buzlu bir bardak bu. Burada bir tane kağıt var. Buraya bugün ne yapacaklarımı yazıyorum. Çok disiplinli bir insanım sonuçta. Öyleyimdir. Tabii ki. Kaç tane tuzlu fıstık yedim. Kaç tane müjlü kek yedim. Onları yazıyorum. Tabii. Burada bir tane kumbaram var. Boş. Bakın sadece herhalde 3 lira mı ne var ya? Çok zenginim ya. İnanılmaz zenginim. Mürlen mürlen değil. Bu ne biçim kumbara ya? Gülüyor filan da. Tipe bak. Tövbe estağfurullah. Lamaya benziyor ya. Hamsicana benziyor ya bu bildiğin. Bakayım kumbaranın içine kaç lira var ya? Acaba kendime tuzlu fıstık alabilir miyim 1 kilo bu parayla? Ya da araba alırım belki. Arkadaşlar, içinden 3,5 lira çıktı. Yani bu parayla tuzlu fıstık alamam. Olsun, sağlık olsun. Ben stok yaptıydım tuzlu fıstıklardan. He, onları yerim. He. Evet, burada Hamsican'ın şapkası var. Çünkü Hamsican bizde kalıyor kaç gündür. Kış kumbaram gidiyor ya, tövbe estağfurullah. Kırılacaktı, kaç lira para verdim ben buna ya, tövbe estağfurullah. Hamsican'ın şapkası. Hamsican kaç gündür bizde kalıyor. Bunu babası evden kovmuş mu ne? İşte matematikten kaç almış? 35 mi almış ne? Babası bunu evden kovmuş. Ben de dedim yazık, gel bizde kal dedim. Bu bizde kalıyor. Bunda şapkası. Sapsarı ya. Şuna bakar mısınız? Hamsi rengi değil yani. İnanılmaz bir şapka ya. Çok sıcak tutuyor. Arada ben kullanıyorum. He öyle. Evet. Hamsicana mı yakışıyor? Bana mı yakışıyor yoksa şapka?
yorumlara yazın arkadaşlar. Bence bana da yakıştı. Yani bir yakışıklı olmadım değil. Hamzican nasıl yapıyordu? Uy! Uy! Neyse duymasın. Dalga geçti mi yoksa beni döver. Hem de hamsiyle döver. Vallahi döver. Ama bana da yakıştı yani. Evet, bu da benim kıyafet dolabım. Kıyafetlerim yani. Ama hepsi burada değil. Bazıları valizde. Dedim ya, memlekete geldim. O yüzden az getirdim. Bunlar benim kıyafetlerim. Bunları giyiyorum günlük hayatımda. İsterseniz kombi videosu da gelebilir. Güzel bir kombi yaparım. İşte ne bileyim, bir yere giderken, parka giderken, sinemaya giderken bir kombi yaparım, video çekerim. Bakın çorabıma, sarı çorap. Çok seviyorum bu çorabımı. Yani diğer çoraplarımdan bir farkı var. Bunun yeri ayrı arkadaşlar. Çok seviyorum bu çorabımı, sarı çorap. Mujlu olanı yoktu. Keşke olsaydı, daha güzel olurdu ama bunu da seviyorum. Dedim ki bu çorap benim için çok özel. Umarım ayrılmayız. En sevdiğim kıyafetim. Bu tişörtü çok seviyorum. Zaten bunu giyiyorum. Siz de biliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki niye giymedin? Çünkü kırıştı. Ütülemem lazım. Tabii kıyafetlerim, ütülerim çok önemleniyorum. O yüzden bunu giyemedim. Ben de yeşil tişörtü giydim. Bu yeşil tişörtü de Hamzican'dan çaldım. Onu da çaldım. Onu da çaldım. Bunu giydim. Olsun ha, Hamzican çok iyi bir arkadaş. Bir şey demiyor. Ne yapacak? Kızdığı zaman ben ona bir tane hamsi alıyorum. Barışıyoruz. Bunu giyiyorum arkadaşlar. Bunu çok seviyorum. Kırmızı, çay renginde. Çay ocağına giderken genelde bunu giyerim. Kombin oluyor çünkü. Öyle. Bu nedir ya böyle? Her yerde sinek var ya. Tövbe estağfurullah. Sinekler odamı işgal ediyor. Tövbe estağfurullah, bu kadar sinek nereden geldi ya? Şimdi bizim okulda bir tane sivrisinek var, acaba o mu gönderdi? Bu ne abi, tövbe estağfurullah. Ya bu sinekler gece her yerim ısıracak, kıpkırmızı olacak sabah kalktığımda ya. Tövbe estağfurullah. bu benim çantam. Kocaman bir çantam var. Her şeyimi koyabiliyorum bu çantaya. Bilgisayarımı koyuyorum. Telefonumu koyuyorum. Benim telefon tüşlü. Telefonumu koyuyorum. Her şeyimi koyuyorum arkadaşlar. Rahat bir çanta. Burada da sandalyem var. Burada oturuyorum böyle. Birazcık gıcır diyor ama bakın. Ben görüyorum. Duyuyorsunuz mu? Göremezsiniz. Duyuyorsunuz. Birazcık gıcır diyor. Yağlanması gerek. Yağ da çok pahalı şimdi. Nasıl yağlayayım ben? Ben o yağı yerim. Ne yapacağım? Çok gıcırlıyor da olsun, rahat ama çok güzel. Böyle dönüyorum arada canım sıkıldıkça. Ne yapacağım? Yani aslında kısacası böyle odam. Başka gösterecek bir şey bakıyorum. Yok. Çünkü eşyam yok. Abi fıstık çok güzel ya. Babam kaliteli yerden almış. Yedikçe yiyesim geliyor. Odam çok küçük ya. Zar zor sığıyorum odaya. Sığamıyorum. Küçük bir odam var. Böyle arkadaşlar. Yani başka yok. Burada bir tane daha sandalye var. Ama bu sandalyeye oturmak için kullanmıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ne için kullanıyorsun? Ayaklarımı uzatıyorum. Tabii. Normal sandalyeye oturuyorum. Buraya da ayaklarımı uzatıyorum. Evet. Üstümü değiştirdim. Çünkü hava çok sıcak. Telledim. O yüzden kıyafetimi değiştirdim arkadaşlar. Evet, burada bir tane gece lambası var. Gece lambası kullanıyorum. Çünkü geceleri çok korkuyorum. Önemli değil. Çok kötü rüyalar görüyorum arkadaşlar. Mesela geçen bir rüya gördüm. Tuzlu fıstık bana saldırıyordu. Çok korktum. Önemli değil. O yüzden gece lambası kullanıyorum. Burada muj renginde bir tişörtüm var. Sarı. Evet, odam böyle arkadaşlar. Küçük bir odam var ama mutluyum. Odam küçük ama kalplerimiz büyük. Bu da böyle bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Odamı da videoyu da beğenmişsinizdir umarım. Bu kadar. Ben gidiyorum o zaman. Uyumaya gidiyorum daha doğrusu. Uyuyacağım. Çok yoruldum ya. Şimdi burada yatacağım. Ne yapayım, yatacağım. Uykum geldi. Öyle. O zaman görüşürüz abi. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.